Arkadaşlar ya, kendi kendimi köy evimde ustaları beklerken yakaladım. Gülüyorum tabii halime. Yağmur da yağıyor böyle tatlı tatlı. Gülerken düşünüyorum. Biliyorsunuz 10 yaşındaki Atakan çıktı ortalığa. Ortalık birbirine girdi. Millet şaşırdı. Şok. Çocuk öyle kitaplar okumuş ki. Filozof Atakan dediler çocuğa yani. Felsefe yapıyor çocuk. DNR'da böyle reyonda buldular çocuğu. Tabii basın toplantısı falan filan. Bütün işlerimizde olduğu gibi bu işi de abarttık. Tabii Atakan'cığımız böyle pırlanta gibi zeki bir çocuk. Anadolu'da böyle ne çocuklar var, ne çocuklar var böyle. Okuma şansı istiyorlar yani ama bulamıyorlar. Atakan da öyle böyle okumamış. Öyle böyle okumamış. Çocuk Sokrates'in savunmasını okumuş ya. Sokrates'in savunmasını okumuş. Herhalde kendisini bizim memlekette zorunlu hissetti. Çocuk 10 yaşından duruma uyanmış. Kendini geleceğe hazırlıyor. Sokrates'in savunmasını okuyor. Fakat Atakan bir şey söyledi. Çok doğru bir şey söyledi. Dedi ki daha iyi eğitim almak istiyorum ben dedi. Çünkü biliyorsunuz müfredatta, standartlarda bazı yetersizlikler var. Ve veliler bu yüzden çok endişeliler. Diyorlar ki o zaman eğitimi satın alalım. Çünkü bizim memlekette her şeyi satın alıyorsunuz biliyorsunuz. Ama aldığın şeyin karşılığı ne? Tabii ne yapıyor özel okula gidiyor o zaman veliler? Ana babalar anlatabiliyor muyum? Tabii özel okullar. Böyle. Her önüne gelen özel okul açabiliyor biliyorsunuz. Her yerde pıtrak gibi özel okul, pıtrak gibi özel üniversite. İsmi özel ama içerik ne bilmiyorsun. Önüne gelen açmış. Tabii bastır parayı al eğitimi ama biliyorsunuz her şey, çoğu şeyi göstermedik. Adı özel ama ne? Tabii bizde her işte olduğu gibi yine abartmaca. Nasıl ete altın döküp yiyorlar, onu öyle satıyorlar. Aynen bu şekilde de ismi özel kolej falan filan. Fahiş fiyatlar tabii veliler çocuklar için veriyorlar bunu. Büyük paralar elden çıkıyor. Sonra bir bakıyorsunuz o paralar bir yere gitmiş. Hocalara maaşlar ödenemiyor. Hocalar isyanda eğitim sezonu ortasında bırakıyorlar. Maaşlarımızı alamıyoruz diye. Çocuklar sınıflarda kala kalıyor. Oturuyorlar böyle. Veliler parayı peşin vermişler. Onlar dışarıda protesto. Müdür hiç öyle bir şey yok. Eğitim devam ediyor diyor gayet rahat. Tam bir rezillik. Tam bir rezillik. Durum bu. Tabii ki Atakan daha iyi eğitim istiyor. Bütün veliler daha iyi eğitim istiyor. Ya bizim memlekette ne cevherli çocuklar var. Hepsinin daha iyi eğitim almaya hakkı dedin? Var. Hatice teyze bak çekiyorum seni şimdi. İlhan taş kırmaya gitmiş. Taş kırmaya mı gitmiş? Evet. Görüyor köyden dışarıdan. Benim komşum Hatice teyze. Evet, evet. Bir şey diyeceğim Hatice teyze halka. Sağ ol. He? Hatice teyze çok güzel patik örüyor. Evet, evet. Beğenirseniz hepsinize örerim. Hepinize örer. Evet. Öyle yani. Börekleri muhteşem. Yumurtalar var buradan alıyoruz köylü tavuklarından. Yumurtası. Yiyecek, afiyet olsun. Evet. Bizim kendi... Evet, evet. Tavuklarımız, kendi tavuklarımız kendi gibi oldu gibi oldu. Tabii, tabii. Kendi kendi tavuğum gibi seviyorum. Fark etmez. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz Gürgen'cim.